Karspor Kulübü Başkanı Muharrem Yıldız, Kurban Bayramı nedeniyle yarın kulüp binasında futbolcular, kulüp çalışanları ve yöneticilerle bir araya gelerek bir bayramlaşma programı düzenleyecek. Bugün hava yoluyla Kars'a gelen kulüp başkanı Yıldız'la kulüp binasında bir araya geldik. Sizin aracınızda bütün Kars'ta yaşayan hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Yüce Rabbim inşallah Kars'ta birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde bize önümüzdeki bayramları hep bir arada el ele, huzur ve barış içerisinde girmeyi nasip eder. Bugün tabii ki Kars'a gelişimizin sebebi ben Kars Spor Kulüp Başkanı olarak transferler yaptık, hocaları aldık ama daha tanışmış değilim. Telefonlarla bu işleri yaptık. Yarın işte saat 1'deki bayramlaşmada onlar da hazır bulunacak. Evet. Bayramlaşmadan sonra da bunlarla tanışık. Daha sonra da size gelen arkadaşlarımızı sizin aracınızda da Karslılara ben kamuoyuna tanıtıp önümüzdeki maçlara hazır olduklarını ilan edeceğiz. Karsspor'a desteğini esirgeyen ve bunu siyasi bir düelloya benzetmelerine sitem ederek bunların yakışıksız ve çirkin tavırlar olduğunu kaydeden Yıldız şunları ifade etti. Şimdi Karsspor'dan desteğini çektiler veya destek olmadılar. Ya bunlar sadece küçük cümlelere geçiştiriyorlar ama şimdi baktığınız zaman biz geldiğimizde zaten Karsspor sahipsizdi. Bu tesislerde kilit vurulmuştu, hurdaya dönmüştü. O tesislerin sonrasında işte lige başlarken hiçbir futbolcusunun olmadığı, hocasının olmadığı bir Karsspor vardı. Karsspor'a biz geldiğimizde bütün Kars'taki ve özellikle mevcut belediye başkanı da bizimle birlikte olacağını ve birlikte de o zamanki aynı siyasi partide birlikte görevlerimiz de olduğundan dolayı hem de bir hizmet ederiz. Buradan da insanların gönlüne belediye olarak biz de bir siyasi kimlikli, bir MHP'li, bir duruşlu olarak neler yapılabilir onu Karslılara izah edebiliriz diye düşündük ama şunu gördük ki biz daha yolun başında ilk aylardan sonra bu arkadaşlar bizimle destek olmak yerine küçük küçük hesaplar peşinde olduklarını gördük. Neydi? Ben o zaman bu şehre geldiğimde bir şey gördüm. Karsspor Kulübü kilitli olmasına rağmen ama Karsspor Kulübü'nün önünde bir arabası vardı. Arabasının mazotu ağzına kadar doluydu. Hatta iki tane de yedek bidon arka bagajda vardı. Yani bizim mevcut belediye başkanından önceki belediye başkanının Karsspor'a sahip çıktığının bir anlamıydı. Ama biz geldiğimizde kendi arkadaşımız, birlikte çalıştığımız, birlikte belediye başkanı olmasına katkı koyduğumuz, olması için gayret ettiğimiz ve seçildikten sonra da yanında durduğumuz ve bizi de bu işe sürükleyen yani Kars Belediyesi'nin üzerinde bütün Karsların da böyle bir talebi var. Bu sorumluluğu birlikte paylaşalım. Sen bu işi layıkla yaparsın. Biz de birlikte yardımcı oluruz diyen arkadaş Karsspor'un mazotuyla alakalı ya nasıl ederiz, nasıl olmaz falan filan bahaneler üretmeye başladılar. Kentteki yerel yönetimlerin spora siyaset karıştırdığını dile getiren kulüp başkanı Muharrem Yıldız ne kadar isteseler istesinler Karsspor'a zümreciliği bulaştıramayacaklar dedi. Ya sadece bu değildi ki. Yani Kars Belediyesi ile birlikte valilik bu işe sahip çıkmadı. Milletvekillerimiz sahip çıkmadı. Kurumların çoğusu zaten sahip çıkmadı. Şimdi o zamanki bizim siyasi kimliğimizden dolayı belki bizimle aynı siyasi düşünceye sahip olmayan, aynı partili olmayanların bir duruşuydu. Doğru da olabilir kendilerine göre ama doğru değil tabii ki. Sporla ilgileniyorsunuz. Sporla ilgilenirken bir siyasi kimliğiniz olabilir ama fedakarlık ediyorsunuz, katkı sunuyorsunuz. Normalde omuz verilmesi gerekiyor. Bunun yerine köstek olmak için uğraştılar. Karsspor başarılı olmamalı. Niye olmamalı? Karsspor'un başındaki siyasi kimliği bir insan. Oradaki başarısını yarın hakla bütünleştiği zaman siyasette de bir ön açacağından dolayı onun önü kesilsin diye Karsspor başarısız olsun. Onu başardılar. Neyi başaramadılar? Kars milletiyle aramızdaki oluşan o sevgiyi kıramadılar. Ben Sarıkamış spor maçında, o oynanan maçtaki kaybettiğimiz maçta ben dedim ki bu Kars'taki bu tribünlerdeki taraftarlar bizi yuhlar, hakaret eder, perişan ederler. Çünkü ben geçmiş dönemde de ara ara Kars sporla çok ilgilenmemiştim ama ara ara çok ilgilerimiz, alakamız vardı. Maçlarına gelmiştim, Kars'a da gelmiştim. Ya normalde düşme durumunda olan bir Kars sporun taraftarı yanındaki oturan başkanlarına ve yöneticilerine çok ağır hakaretler ediyordu. Ama öyle bir hale oluştu ki Karsspor taraftarları ağlayarak ve slogan halinde bu başkanın emekleri burnunuzdan gelsin diye bağırarak bu sahayı terk ettiler.
Bütün hemşehriler bana dedi ki ya bu nasıl oluştu? Bu tarafta futbolcuları ve sizi sahadan sağ çıkarmazdı. Onu oluşturduk biz, onun önüne geçemediler. Ama diğer Kasspor'un başarısız olmasıyla alakalı, Bal Ligi'nden işte üste çıkmayı boşver, Bal'dan da aşağı düşmemizle alakalı bir gayret içerisinde oldular. Üzücü bir durum. Niye üzücü bir durum? Bizim arkadaşlarımız Sayın Vali'yi ziyaret ediyorlar. Ben burada valiyle bir sümmetim falan yok. Sürekli herkes sanki valiyle özel bir sümmetim falan var diye algılıyor ama ben yok öyle bir şey. Ben sadece bu işin başında Sayın Vali ve Belediye Başkanı var. Sahip çıkmaları lazım. Çıkmadıklarından dolayı da feryat ediyoruz. Ben Sayın Vali ile buranın açılışında konuşmuştum. Ya burada ciddi sıkıntı var. Ben de buranın seçilmiş bir insanı değilim, atanmış bir insanı değilim ve Kars'tan da bir kuruş kazanmış bir insan değilim. Sayın Vali o zaman demişti ki ya Muharrem Bey, insanlar sizden bir beklenti içerisinde. Siz de bu şehre, şehrin evladı olarak bu şehre hizmet ediyorsunuz. Bunun için de çok şey yapmayın, biz de yalnız olacağız falan demişlerdi. Ama bir siyasi kimlikten dolayı bir şehrin tek, başka bir şeysi yok dikkat edin, tek. Azerisi, Kürdü, yerlisi, terekemesi. Bu bahsettiğimiz zümrelerin birleştiği, mutlu olduğu tek bir yer var Kasspor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Düşünün ki Kasspor'a belediyenin desteği, mazot ve 3 tane personelin buradaki hizmet etmesiydi. 3 tane personel belediye başkanı geri almış. Sebep? Kasspor artık süper amatör olduğundan dolayı diğer işte spor kulüpleri de eşit dereceye geldi. Aynı statüde olduğundan dolayı da biz Kasspor'a personel versek diğerlerde bizden personel talep edebilir. Bu sadece ne biliyor musunuz? İnsanların gözüne baka baka yalan konuşmaktır. Başka bir şey diyemezsiniz. Çünkü Kasspor kulübünden başka diğer amatör spor kulüplerinin tesisi yoktur. Bir tesisiniz olmazsanız personelini nereye isteyeceksiniz? Bir de baktığınız zaman ya sizin belediye başkanı döneminizde bu personeli buraya vermemişsiniz. Kimin döneminde olmuş? Naif Alebeyoğlu döneminde buranın kendi personelini demişler ki Kasspor'a katkımız olsun. Siz zaten kendi imkanlarınızda zor bu işleri toparlayıp çözebiliyorsunuz. Biz de 3 tane personelinizi belediyemizde çalışır gösterip size hizmet etsin. Senin döneminde olan bir şey de değil. Bunu geri alıyorsun. Aldın eyvallah. Daha sonra bizimle alakalı bu talebi spor kulüpleri başkanımızın gönderiyor. Belediye diyor ki biz bütün spor kulüpleri olarak ve ben de başkanı, derneğin başkanı olarak Kars Spor Kulübü'nden başka bizim tesisli bir spor kulübümüz yok. Çalıştıracak personele de ihtiyacımız yok. Ama Kars Spor'un tesisleri var, ihtiyacı var. O personelleri Kars Spor'a gönderebilirsiniz. Ve bu yazıya dayanarak herhalde belediye başkanımız daha sonra da bu üç arkadaşlarımızı görevlendirmesini yapmış, Kasspor'a geri göndermiş. Bir hafta, düşün ki biz de burada kendi bünyemizde maaşlandırdığımız personelleri evrene göndermişiz, buna devam ediyor diye. Bir hafta sonra belediye başkan yardımcısı Taner Üsan denen arkadaş burayı arayıp arkadaşları geri çağırmış. Kulüp müdürümüze de bir açıklamada bulmuş. Demiş ki ben teşkilat başkanı yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkanı Emir Bey'e onun talimatı doğrultusunda bu arkadaşları geri alıyoruz.